Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizle beraber bir Türkiye Cumhuriyeti simülasyonuyla karşınıza bakalım. İnsanı hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Video beni paylaşırsa bize destek olabilirsiniz ama bu oyunda biraz gariplik var açıkçası. Bayağı bir eksiklikler var. Umarım bunu zamanla düzeltirler. Bu arada şans olayı nasıl yükseltildiğini ben de çözemedim. Şimdilik oyunumuza başlayalım. Öncelikle şöyle bir şey var. Futbolcuyum ben. Futbolcu olabilmeniz için 15 liralık bir ekstra ücret ödemeniz lazım. Burada sadece futbolcu gözüküyor. Burada bazı işler de var. Eğer futbolcu olarak başlamadıysanız farklı işler de çıkabiliyor. Şimdi buradan değil de şuradan göstereyim. Mağazaya girdiğiniz zaman reklam ve boost var. Reklam ve boost'u satın almamın sebebi bazen karakterlerde yüksel çıkıyor. Yani onu reklam izleyerek yapıyorsunuz ama direkt boost'u aldığınız için boost reklam otomatikten izlemiş sayıyor. Boost'un olayı reklamda çıkmaması için bu şekilde satın aldım. Şimdi hayvan sahiplenmeye satın almanız gerekiyor ya da tatile çıkmanız satın almanız gerekiyor. Mafya paketi var. Çok merak ediyorum. Politika paketini merak ediyorum. Futbolcu paketini merak ettiğim için aldım. Bununla ilgili zaten bu videoda anlatacağım sizlere. Ondan sonra basında girişimci paketi var. Pasaport polisi paketi var. O uygunmuş. Bak %40 indirim var çoğunda. Aslında zam gelmeden hepsini alsam mı ne? Oyunda üyelik sistem var. Hani bir Facebook'a kayıt olarken gibi ki hesap sistemi var. Bu çok iyi aslında. Ve böylelikle oyununuzu başka bir cihaza hesabınızı aktarabiliyorsunuz ve satın almanız boşuna gitmiyor. Diğer cihazlarda aktardığınız zaman bazen satın almalar gelmiyor. Trafik polisi varmış. Köye dönüş paketi. Biraz pahalı ama köye dönüş çiftçilik yapma muhabbeti bu. Zaman makinesi. Zaman makinesinin olayı şu. Zamanda yolculuk yapmak yani ama yaşınız falan onu denemediğim için bir şey diyemeyeceğim ama ölüme engel olamıyorsunuz diyor. Diğerleri zaten içerik üreticisine destek olma paketleri. Şimdi bu oyunda kişisel bölümünden bahsetmek gerekirse kişisel bakım var. Burada yani şurada çöp yeni acı. Tamam annemiz babamız fakir. Tamam benim de annem babam fakirdi. Ben de fakirim tamam anlıyorum da. Çöpten yemek yemedim. Bu ücretsiz olarak bu olayın eklenmesi çok saçma buluyorum. Burada oyun yapımcısını eleştiriyorum. Başka ücretsiz bir olay var mı? Diğerlere parayla ama bir diğer eksiklikler de çocuklarımız oluyor. Biraz sonra ona da geleceğiz. Ama çocukların bakımları bezidi, cartı, zutu hiçbir şey yok lan. İstediğin kadar çocuk üret. Sıkıntısı yok. Sosyal medya YouTuber olabiliyorsunuz. Bir dakika Instagram'a girdim pardon. YouTuber olabiliyorsunuz ama ben futbolcuyum. Aga niye ünlülük olayı yok futbolculukta? Ben onu anlamış değilim. Ve burada takipçi satın alabiliyorsunuz. Bunu fazla yapmayın. Bir ve iki defa yapın. Çünkü video paylaşma seçenekleri var ama burada şöyle yapabilirsiniz. Paylaşa basıp hızlıca ne? Şu an para kazanmam açık, doğrulamam açık değil. Bunu şu şekilde hızlandırabilirsiniz. Bakın şu şekilde çat 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 video paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi profilime girerseniz 44 bin benim 90 bin abonem vardı. YouTube tarafından askıya alındı ve sonra 32 bine falan düştü. Sonradan kasmaya uğraştım YouTuber'la. En altta bizi takip edin dediği anda YouTube'da oyun yapımcısı ile takip edince 5000 takipçi geliyor. Diğerlerinde de öyle galiba. Burada da hesap oluştur diyor. Hatta Facebook'u oluşturalım bakalım. Facebook hesabı oluşturuluyor. Evet Facebook hesabı oluşturuldu. Kişisel Facebook'a gelelim. Burada doğrula var, troll var. Galiba ya, içerik üreticilerin Facebook hesabı yok. Ondan dolayı gördüğünüz gibi burada şey herhangi bir takipçi alma şöyle. Ama Instagram var. Instagram'ları var. Diğerlerinin Twitter kesin vardır. Twitter onu denemeye gerek yok. Tatile çıkmanız için tabii ki pasaportu alıyorsunuz ama vize işlemleri için yani orada tatil paketini almazsanız çıkamıyorsunuz. Son görevler var burada. Miras yönetimi var. Miraslarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Vasiyeti gör diyor. Vasiyet yazabiliyorsunuz. Mirasçıları görebiliyorsunuz. Mezar taşınızı isterseniz yazdırabiliyorsunuz. 2056 yılındayım. Kefen parası yükleyebiliyorsunuz. Ben buraya bir 549 bin kefen parası yükledim. Futbolcu zaten. Deli para var futbolda. Finans var burada gördüğünüz üzere. Bu finans olayını tam anlamadım ama bankaya girecek olsa bankada şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi bankada ev araba da gözüküyormuş. Oyunun büyük bir eski yıllar geçse de dolar euro hiç yükselmiyor. Gerçek hayatta dolar euro fırladı gitti. Oyunda yükselir diye hesap ettim gittim doları euroya yatırdım. Hiçbir şey yükselmedi. Nakit 4 milyon param var ama çoğu param da dolar ve euro da görüyorsunuz zaten. Sonrasında geri çıkalım. Oyunun bir sadece bir sesi var duyuyorsunuz zaten onun dışında herhangi bir sesleri yok. Müzik yok. Aracınıza şöyle girdiğiniz zaman hediye edebiliyor, bakım yaptırabiliyor, tamir edebiliyoruz. Hesabı kapatıyor kredi çektiyseniz eğer arabanın üzerine. Arabayı herhangi bir yerde terk edebiliyormuşuz. Arabada bir şey yok ama ev satın alırsanız evin durumu biraz kriteye doğru gidiyor. Evi kiraya verebiliyorsunuz. Şu an kiracı var. Kiracıya çıkar ve zam da varmış. Tadilat yaptırma, ev partileri, gerçi kirada ev. Tabii şöyle sizlerle de bir deneyelim ev olayını. Bu arada bazı tuşlar misal ekran üst panelinde saat ve bildirim gibi internet wifi'si tarafında gözüküyor. Bu iyi mi kötü mü bir şey diyemeyeceğim. Hemen alt kısım
kısımda da dokunmatik tuşlar, ekran içinde olan geri tuşları falan, onlar da gözüküyor. Onu da söyleyeyim yani, ben kırptım bunu biraz. Ev satın almak için aktivitelere geliyorsunuz, hemen alışveriş diyorsunuz. Buradan emlakçıya geliyorsunuz. Araçlar falan var burada. Onları almak isterseniz markayı seçiyorsunuz sadece. Motorlarda da gördüğünüz gibi. Görseller falan yok. Mağaza, hayvan, aksesuar falan diyor. Emlakçıya girelim. Mesela en değerli yerler İstanbullular genelde. İstanbul'dan hadi şöyle büyük 224 metrekare sıfır bir ev alalım. Nakit paramız yetmeyebilir. Bankadan kullansın. 3 milyon çünkü deli pahalı gördüğünüz gibi. Beykoz'dan mı alsak? Metro istasyonunun geçtiği yerler nereydi? Esenyurt. Alanya falan da var. Antalyalıyım ben. Onlar uygun ama onlar da kirayı verdiğin zaman düşük oluyor. Fatih'ten alalım. Satın al diyelim. Artık ev sahibisinde kirala da seçeneği de var. Kişiselde geldiğimiz zaman Fatih'teki evimizi kiralaya basıyoruz. Bastığın zaman bir kişi çıktı. Manavmış. Nevada Aydın. Değişik bir isim. Tabi vazgeç deseniz, tekrar kira deseniz onun dışında kimse çıkmıyor. Çok ucuza denk geldi ya. Fatih'te evlerin kiraları düşmüş o zaman. Keşke Fatih'ten kiralamasaydım. Çünkü bazı yerlerde, mekanlarda, bir de telefonu şöyle alayım bence. Mekan seçerken dikkat edin. Beşiktaş'ta mesela 200 bine kiraya vermiştim. Sonrasında aktivite bölümüne tekrar geleyim. Alışverişi gösterdim. Şans oyunlar var ama hiçbirini denemedim. Burada birçok oyun var. Gördüğünüz gibi at yarışı, iddia da var. İddia da oynayabiliyorsunuz burada, sezonluk kupon gibisinden. Tabii futbola da geleceğim biraz. Şimdi burada zihin ve beden var. Ev kiralaya gelmeden önce kitap okuyabilir, diyet yapabilir ve burada birçok seçenekler var. İbadet edebiliyorsunuz. Dini görüşünüzü seçebiliyorsunuz. Burada İslam dini var ve birçok dinler de varmış. Onda dininizi seçebiliyorsunuz. Tercihi değişir diyorum. Zaten dini seçtim ki ben. Seçen taşlamayı çözemedim açıkçası. Nasıl taşlanıyor anlamadım. Taşlar gidiyor ama nasıl gitti ben de bunu çözemem. Dua et, dini göre. Onlar pek kütüphane falan, bazı meditasyon yapmanız falan bazı şeylerinizi geliştiriyor yani. Şimdi yarışmalar var burada. Bazı yarışma Survivor gibi, ben denemedim ama bazı yarışmalarda bu depo savaşları biraz garip olmuş. Onlar da deneyebilirsiniz. Başka tehlikeli işler diyor. Risk al diyor. Gördüğünüz gibi burada yaramazlık diyor. Yan kesicilik, postası, hırsızlık, banka soygunu, otomobil hırsızlığı gibi bazı kötü yola da düşebiliyorsunuz. Doktor hasta olduğunuz zaman gidebiliyorsunuz. Ehliyet alabiliyorsunuz. Ben sadece araba ehliyeti aldım. Onun dışında tekne, uçak, onlar da alırsak büyük ihtimal. Onlar alırsak galiba uçak muçak satın alma çıkar mı bilmiyorum. Estetik bir kızlara özel bence bu. Çünkü oyuna başlarken kadın ve erkek cinsiyeti de seçebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Kişisel bakıma girdiğiniz zaman bu şekilde rehabilitasyon, tabi psikolojik sorunlarınız varsa buraya gelebilirsiniz. Şimdi oyunda en büyük sıkıntılardan, şimdi belli bir yaştan sonra ölüm yok galiba. Çünkü oyunu kaydettikten sonra fark ettim, babamız 62 yaşında. Dedim belli, ben bir araba kazası geçirdim. Tabi bir şey olmadı yani, ben de anlamadım. Şimdi Derya ilk anaokulunu, yok ne anaokulu, kreşten tanıdım kız. Onunla hep devam ettim ama oyunda bir yerde aşşaşa vardı. Aktivitelerdeydi galiba. Aynen, aşağıda basarsanız gördüğünüz gibi burada randevuya çıkmak dediğiniz zaman burada hemen herhangi biri çıkıyor karşınıza. Buna çıkma onayla derseniz hemen sizin sevgiliniz terk ediyor. Onu reddet diyelim öncelikle. Terk ediyor. Ben o zaman sevgilimi terk etmesinin üzerine tekrar öbürünün parasını sümürdüm. Burada duruyor gördüğünüz gibi, parasını sümürdüm. Sadece bir kardeşim var. Parasını sümürdükten sonra tekrar ilk manitamla. Yani şöyle bir gariplik var bakın. Neredeyse çocuk sayısını sayamıyorum. Bir sürü çocuk var. Rastgele salladım bazen isimlerini. Şimdi şöyle girdiğiniz zaman parasını isteyebiliyorsunuz. Şöyle girerseniz cömertlik, para, dindarlık, ilişki durumunuz çok iyi. Onu iltifat ederek gördüğünüz gibi bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey daha var. Hızlı hızlı basa da biliyorsunuz. Gerçek sevgi diyor. Şimdi bir boşanma var. Aşyası. Aşyası aslında ne olay biliyor musunuz? Bakın bir yaşayalım. İkimizin aynı oldu. Evet, gördüğünüz gibi. Olay anladınız değil mi? Çocuk doğdu ya. Bir çocuğunuz oldu. Kadınmış. Şimdi düşün ne ismi koysam. İsim aklıma gelmiyor. Şimdi gerçek hayatta bu ismi koymam ama ben şu an aklıma gelmediği için Alev ismini koyalım. Babamın ismi de çok garipti ha. Can Kamun öyle bir şeydi yani. Anne ismi neyse de baba ismi çok garibime gitti. Keşke anne baba isimleri bir seçebilseydik. O zaman ben babam ismini, kendi babam ismini yazabilirdim. Şimdi gördüğünüz gibi sürekli çocuklar doğabiliyor. Bu çok enteresan. Şöyle iltifat eder, hızlı hızlı basarsanız fulleyebiliyorsunuz. Tabi en büyük çocuğumun yaşı, şu iki çocuk aynı anda doğdu. Heidi ve Ada. Adanın yaşı 13. Tabii şu an ileride bu çocuklar bize yük olacak mı bilmiyorum. Parası yoksa para da verebiliyoruz ileride. Çocuk da yapmayalım bence. Kimde yapsak acaba?
Yazıtır kumar gibi bir şey ya. Para yatırıyorsun, parasını şey yapıyorsun. Ortada yeni yaş artı butonuna basarsanız hemen bir yeni yaş atlıyorsunuz. Yıl atlıyor yani. Ben şu anda 32 yaşındayım. Başka oyunda eksiklikler ne var? Başka yani bazı değişiklikler yapılsa güzel olur. Ve şu skor tablosuna girince bir şey fark ettim. 392 yaşına gelen olmuş. Ben belli bir yaştan sonra ölüyorlar sanıyordum. Ölmüyorlarmış. Neden böyle bir gariplik var ben de anlamıyorum. Mal varlığında adam para sayılamayacak derecede bir parası var. Araba konusunda 526, arkadaş konusunda 101. Biz bu listede kendimizi bulabiliyor muyuz acaba? Biz bu listeye girmemişiz galiba. Hiç arkadaşlar olmadı ki. Çocuk 403 adet çocuğu varmış adamın ya. Yuh artık. Çocukta da ne varsa yapmışlar. Eski sevgili de 345. Yuh lan. Adamlar araba değiştirir gibi kadın değiştirmişler. Sizin ben 2'den fazla değiştirmedim yani. Geç şöyle bir bakalım. En az 78. Listeye girmek için de yapan olabilir belki. Ev olarak 439 adet evleri varmış. Eski sevgili ev. Kardeş. Kardeş olarak maksimum 3 geçen olmamış. Ben bir kardeşim var. Benle beraber 2 oluyor değil mi kardeş? Neyse mücevhere girelim. Mücevherde de bu şekilde. Sevgili konusunda abartmamışlar sevgili konusunda. Ama eski sevgili konusunda. Ama bir dakika sevgili konusunda en az sevgili olanlar galiba bunlar. Bir dakika Aralık ayı diyor bir de. Burada Ocak ayı da mı var? 633. Kardeş bu ölüm yok mu? Ama isterseniz yine hayata basarak sıfırlayabiliyorsunuz ama onun dışında galiba ölme yok gibi. Temayı değiştirebiliyorsunuz. Buradan bu güzel yani hesabı silebiliyormuşsunuz. Ha bunları görebilmen için üyelik kaydınız yapmanız lazım. Şimdi futbolcuya gelecek olsanız futbolculuk çok sıkıntılı bir meslek. Gol krallığı olabilmen için önce lig şampiyonu olmanız lazım. Garip bir şekilde. Benim 4 kupam var ligde. 4 kere de gol kralı olmuşum. Yanlış değilse kırmızı beyaz matadorlar ya Real Madrid'e geldim ya kime diyorlarsa Matadorlar artık ya Barcelona bilmiyorum. Bunlar en iyi güçlü takımda. Bu en baştaki sayılar oyundan çıkınca niye sıfırlanıyor anlamıyorum ha. Sıfır olmuş en baştaki. Şimdi 16 golüm var, 17 golüm var. İlk kariyere başladım Adana Şimşekler'le başlamıştım. 16-17 onlarla hiç şampiyonluk yaşayamadım. İstanbul İbişleri büyük ihtimalle Başakşehir takımı. O takıma transfer oldum. İlk sezon 9 golüm var. Az maçta oynattılar beni. Zaten her maçta bir hakkın oluyor. Biraz sonra göstereceğim. İstanbul İbişleri'nde 15 gol attım. Yanlış değilse İstanbul İbişleri'nde o sezon şampiyon oldum. Kontratım bittikten sonra ya da ben transfer mi istedim? Kırmızı Mavi Anka Kuşu'na geçtim. Kırmızı Mavi Anka Kuşu İtalya bir takımıydı. Kim bilmiyorum. Orada da 3. yok. 2. şampiyonluğumu orada yaşadım galiba. İlk sezon 11 gol. Sonra 16. Sonra 19. Sonrasında Mavi Anka'da 16. Sonra baktım Mavi Anka'da git duramıyoruz. Kırmızı beyaz matadorlara geçtim. 8 gol attım. İlk sezon az oynadılar. İkinci sezon kontratım bitiyordu. Çünkü kontratım bitince tak diye gönderiyorlar. Hiç kontratı imzalamıyorlar. Kontrat imzaladım. O sezon 18, 19, 20 gol atmışım. Orada kontrat imzalanınca ayrı ayrı olmuş. 20 gol attım. Sonraki sezon en fazla gol attığım sezon 22 golla. Sonrasında bir tane kontrat yenilemişim 0-0 olan yerden. 13 gol, 8 gol az oynatmışlar. Bir dakika. Sonrasında yine kontrat imzaladık. 17 gol attım bu sezon. Ve en çok şampiyonu nerede kaçırdım görüyor musunuz? Bakın. Hep son maçta. Son maçı kazansam şampiyon olacağım. Ya bu kadar da saçmalık olmaz ya. Yani video kaç dakika oldu bilmiyorum. 16 dakika olmuş ben şimdi bu videoyu. Ya 100. Her şey 100 aga. Ben dünyanın en iyi star, süperstar Ronaldo gibi futbolcuyum. Ama gel gör ki en önemli maçta, son maçta bir pozisyon geliyor. Atamıyorsun. Yani atma aslında yazılı oluyor. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi ilerleyemiyoruz şampiyon olduğu için. İlişkiler, teknik direktör, başkan, kulüp oyuncuları falan onlarla hiç arkadaşlık. Tabii bu medya sizin aranız ne kadar iyiyse o kadar para almanızı salıyor. Profilden değil de neredendim? Sözleşmeye girdiğim zaman 2 yıllık sözleşme kalmış. Seneye bir sözleşme yenilemek gerekecek. Şu an maaşım 2 milyona kadar düştü. Çünkü bir ara şurada mı da nerede kariyerde görüyorsunuz değerim şu an 7 milyona kadar gerilemiş. En yüksek 24 milyona kadar yükselmişti. Her maç oynatmıyorlar. Sıkıntı da orada yani. Şimdi bir zamanı ileri alalım. Şişkinlik. Baban şişkinlikten muzdarip. Hastane götürseydik. Medya ilişkileri. Özel hayatını korumak adına konuşmayı tercih ederim. Korumak adına konuşmamayı tercih ederim diyelim. Sessiz. Özel hayatını korumak adına konuşmamayı tercih ettin diyor. Merkez Bankası falan. Tamam. Yeni yaşımıza girdik. 33 yaşına girdik artık. İlişkilerden burada bir şey var mı? Aşağıya bir tane basayım mı? Aha bir çocuk daha oldu.
Kim koyayım? Emre koyayım. Emre aklıma geldi bir anda. Emre Mor'dan aklıma geldi. Var ya sürekli çocuk oluyor. Bu bir sıkıntı bence de. Yani bilmiyorum yani. Futbolcu ola gelelim tekrardan. Şimdi bu futbolculuklar biraz düzelmeler lazım. Maç oyna diyoruz. Bakın beni maçı almadılar. 2-2 bitti. Bir daha beni maç almadılar. 4-4 bitti. Bir daha beni maç almadılar. 5-2 bitti. Bir daha beni maça aldılar ve 1-1 maçta. Maça gir dediğin zaman bazen böyle oranlar çıkıyor. Bazen çıkmayabiliyor. Rakip oyuncu çalımla şut diyor. Serbest vuruştan sempatik şut diyelim. Şu gol attık. Güzel. İlk galibiyetimizi 4. hafta alıyoruz. Skor diyor. Maça gir. Defans oyuncusuyla aranızda mesafe kapatmadan topu aldın ne yapacaksın diyor. Rakip oyuncu çalımla geç diyor. Ama benim her şeyim 100 olmama rağmen çalımla geçemeyebilirim. Şimdi gol denemesi takım arkadaşına topla buluştur. Bir kere buluşturdum. O da hataydı dedi oyun. Bir daha da hiç onu denemedim. Gol denemesi yapalım. Gol oldu. Sezon başında hep goller oluyor ama sezon sonunda goller olmuyor. Sinir bozucu. 3-1 kazandı. Beni bak maça almıyorlar. Her maç bir pozisyon hakkınız var. Maksimum her maça oyunu alsalar 34 haftada 34 gol atma şansınız var. Maça gir diyelim. Rakip savunma çalımla geç. Oyuna girer girmez gol fırsatı yakaladın. Ne yapacaksın diyor. Şık bir top sürerek ters köşe vuruş yap diyelim. Bu genelde bu tutuyor. Evet, köşe vuruşu ustası diyor. Bunda ya 2-1 öndeyiz. Bu rahat. Yani burada yavaşça kaleciye doğru yuvarla. Bir kere bunda gol atmıştım. Kaleci şaşırdı kaldı. O dondu kaldı. Şu çeker gibi yap, sonra çalım at diyor. Bir deneyelim bakalım yapabilecek miyiz? Çalım 3 sürer. Bak. Ya kardeş dripleyim 100 ya 100. Başlayacağım ama ya boşuna mı bu boşuna mı bu problem? Oha 88'e düşmüş lan. Tabii her sezon böyle düşüşler oluyor ama sonuçta kötü değilim aga ben ya. Bir de benim gibi futbolcu oynatmıyorlar 0-0. Aa işte böyle kritik maçlar oluyor. Kalecinin yanında hızlı bir vuruş yap. Bir dakika derbi maçındasın. Ani bir kontratak başlatmaya kaleciye göz göze geldin. Türk futbol severler gözü senin üzerinde. Bakalım gol atarak takımını öne geçirebilecek misin? Kalecinin yanında hızlı bir vuruş yap. Su çeker gibi yap. Çalım atla biliyorsunuz. Topu kaleciye doğru yuvarla. Evet. Hızlı bir çalım. İyi deneme. Ay ya sinir oluyorum bu olaylara ya. Maça giriyoruz tekrardan. Kalecinin yanında sürpriz bir vuruş. Su çeker gibi çalım at. Çalım üsranı. Bak tutmuyor işte bazen. Bazen böyle olaylar yüzüne şampiyonluk gidiyor işte. Al 2-0 geri. Maçı geçe de basabilirsin ama sırf gol için. Sağ ayakla şut diyelim. Çalım ve gol. Ama maçı kaybediyorduk galiba biz. Puan durumuna girdiğimiz zaman matadorlar şu anda yine de çok kötü değiliz. Maça doğru devam et. Hadi bakalım oyuna girer girmez bir anda kendini gol atabilecek bir pozisyonda buldun. Hadi ne yapacaksın kahraman diyor. Rüzgar gibi sürüklen ve şaşkına çevir. Fantastik bir vuruş. Evet fantastik golcü. Güzel golü attık. Beraberlik geldi aga ya. Bu olmuyor işte. Aha. Gol denemesi yap. Gol geldi güzel. Şimdi hızlı bir şekilde. Beni maç almadılar. Güzel kazandınız. 19. hafta. Matadorlar 2-1 önde. Aha beraberlik şansı. Serbest vuruştan. Serbest vuruş nerede? Servis vuruştan gol. Güzel gol geldi bari. 1-1 oldu. Maça gir diyelim. Kalecinin yanından hızlı bir vuruş yap. Topu hızlıca kaleciye doğru yolla. Şut çeker gibi yap. Hızlıca şut çek. Hızlı gol güzel. Bir sefer oldu bari. Hadi bakalım. Yine 2-1 gerideyiz. Kafa vuruşu. Kafa vuruşu atalım. Arif Erdem. Arif Erdem dolayı mı bilmiyorum. Arif Erdem bir şeyi muhabbetleri var. Güzel yani onlardan. Bir hikaye var. Herkes de mi aynısı oluyor bilmiyorum. 4-2 kazandık güzel 22. hafta. Bakalım şampiyon olabilecek mi? Sonuna kadar gideceğim. Kalecinin yanına hızlıca vuruş yap. İyi deneme diyor. Bak başarısız olduk bu sefer. Yani galibiyeti getirebilirken galibiyeti getiremedik. Gol denemesi yap. Gol geldi güzel. 2-2 bitti maç. Şimdi öne geçme şansı. İki katlı harika bir şut çek. Bir çalım at ve sağ ayağına şut çek. Çekelim. Çalım ve gol. Güzel. Başarılı bir sefer. Her zaman başarılı olmuyor. 96'ya 96. Buradan antrenman yaparak kendinize şut falan bazı özelliklerinizi geliştirebiliyorsunuz ama ben gerek duymuyorum. Zaten futbolcu oynadıkça gelişiyor. Topu usulca kaleciye doğru yollayalım. Zarif gol. Evet, bunu bilerek yaptım çünkü maçta öndeyiz zaten. Şimdi serbest vuruştan gol ve rakip oyuncu çalımla şut. Bence serbest vuruşu deneyelim. Serbest vuruştan gol. Çünkü çalımlama bazen hep üstlerinden sonuçlanıyor. Aha. Şimdi her şeyi basabiliriz. İki rakip arasında çalım bence hep üst oranla sonuçlanıyor. Hızla kaleye doğru sür ve aynı vuruş yap. Çevik hareketlerle rakibi çıldırtalım bir. Çevik hareketler ustası çıldırttığında herkes senden bahsediyor. Golü attık güzel. Golü atmamız iyiydi. Bu arada neredeyse 1-0 öne geçmişiz. İlk 11'desin. Evet sonunda ilk 11'deyim.
Robona şutu, kör topuklu Robona şutu şov yapalım. Gol atmaya çalıştın ama top... Hadi be. Robona bazen tutuyordu, bu sefer tutmadı. Bu maç ne oldu? 0-0 bitti. Biz ilk defa bir ilk 11'e aşırtma vuruş yapalım. İnanılmaz gol oldu anlaşılan. Yazı okuma aramaya gitmeyeceğim orada. 1-1. Hadi bakalım. Aşırtma şut. Plase şut çekeceğim. Gol geldi. Güzel. Hep böyle yukarıda gol yazsa da ben 2'ye 1 bakmasam. Aha. Ters köşe vuruşu yap. Köşe vuruşu ustası. Golü attık. Güzel. Bitti. Kırmızı beyaz matadorlar. Of be. Yine şampiyon olduk. 5. şampiyonluğumuzu burada alıyoruz. Bir dakika. Kariyere bir bakmak istiyorum. 22 maçta 17 gol atmışım. Gol krallığını verirler mi? Yeni sezona geçmeden göremeyiz bunu açıkçası. Hadi yeni sezona geçelim ve bölümü orada noktalayalım. İlişkiler, aktiviteler. Aktiviteler, her şeyimiz full. Ama şans olayını nasıl yükseltileceğini bilen varsa onu da söylersin. Sen yeni bir spor keşfettin. Her sabah yoga yapacağım. Ara sıra yoga yapacağım. Bir daha asla yapmayacağım. Her sabah yoga yapalım hadi. Aslında... Aa, futbol... Aa! Ben sözleşme imzalamayı unuttum. Aa, işte bu hiç olmadı futbolcu. Mecbur yeni bir kulüp bulmaya çalışacağız. Futbol kariyerimiz bitti mi? 95. Aa, transfer iste diyelim bakalım. Arpalar çıktı. İstanbul İbişleri Mavi Korsanlar. Mavi Korsanlar, Mavi Korsanlar görüşmeye bir başlayalım. 99'luk bir takımmış. Hemen Mavi Korsanlar. Geçen sene 4'ünü bitirmişler. 99 gücü varmış ama yıllık maaşı düşüyormuş. 1 yıllık kontrat istiyorlarmış. Pazarlık et diyelim. Maaş arttırıyorlar ama sözleşmeyi uzatmıyorlar. Kabul. Mavi Korsanlar takımına gidiyoruz. Nereye gittik acaba bir bakalım. Ha bu arada bir şeyi göstermeyi unuttum galiba. Futbolcu gel, puan durumuna gel. Bu arada oyunda sadece Türkiye var. Birincilikten Süper Lig'e çıkma, düşme gibi olaylar yok. Maalesef Şampiyonlar Ligi yok. Maalesef ki Şampiyonlar Ligi yok. Onlar gelmesi lazım. İngiltere falan da var. Biz hangi lige gittik? İspanya'ya geri dönmüşüz. Galiba Beyaz Krallar. İspanya'dan gitmemişiz daha doğrusu. İçin son 4'ünü bitirmişler ama 99'luk tam takımla şampiyon olabilir miyiz? Göreceğiz bakalım. Sözleşmemiz 1 milyon maaş. Yaşlanıyoruz ya. Umarım teknik direktörü falan vardır yani. Yoksa ne yapacağız bilmiyorum. 7 milyar burada var. Bankada da biraz paramız vardı. Kişide bir gelin bakın bankada ne kadar paramız var. Bankada da 3 milyon var. Tabii bir de şeyde olanlar var ama galiba biraz bazılar değer yükseltmiş gibi sanki. Sanki mi? Neyse onlar biraz daha dursun. Evlerimiz değer kaybediyor anlaşılan kırmızı olduğuna göre. Zaten onu galiba bir yaşına girince hemen satmak lazım galiba. Satıp yenisini almak lazım gibi duruyor. Bu arada YouTuber'lıkta ün olayı var tabii. YouTuber'lıklara girdiğin zaman burada YouTube'a girelim. Çoğunda gördüğünüz gibi burada ünlülük işareti var. Aha ne oldu lan? Oğlum, bunu ilk defa keşfediyorum. Nasıl oldu? Ben de anlamadım. Mavi Korsanların takımının ünlü futbolcusu Arif Doğan son röportajında boş zamanlarında yaptığı hobisini bahsederek hayranları şaşırttı diyor. İlk defa çıkıyor bu gazete özelliği. Her zaman futbolculukta çıksa güzel olurdu açıkçası. Tabii denemek istediğim mafya falan da var. Biraz kötü yola da düşmek lazım. Eğer bu ölmüyorsak galiba hepsini deneyecek gibiyiz. Ama futbolculukta yaş bitiyor galiba. Ondan dolayı mecbur futbol bırakacak gibiyiz. Ama bakalım nereye kadar devam ederse oynayacağım. Bugünlük benden bu kadar. Beğenirseniz yani sıfırdan seri yapmamı istiyorsan sıfırdan seriye de başlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay.